Vallahi Zeynucuğum, babaannem biz babanla boşanmayalım diye Özgür'e onu İlyas'a alacağını bile vaat eder. Ya tamam. Hayır, birisine bir şey vaat edecekse Alparslan abim bekar. Ona sunsun pazarlık olarak. Ne demek ya sevdiği olan adam? Babaannenin çıkarları doğrultusunda bir sıralaması var. Ömer biraz daha konuşmasın. Ömer'i de gidip bununla tehdit eder. Nasıl bir kadın ya? Zeyno, bir şey diyeyim mi? Babaannenin aynısısın. Yani amacına ulaşmak için sen de her şeyi yaparsın. Gel buraya. Gel. Anne ya. Küçük aileyi senin. Bak kahveye. Biz de sizinle çalışıyoruz. Diyorum ki anneciğim. Ben onları... Babasının kinden getirmişim. Yüz baş üstüne çul gidirir. Uykusunu haram eder, parasını pul eder. Gün yüzü göstermez. Bunu ben yapacağım zaten. Gerçekten büyük Hayriye'yle küçük Hayriye. Hayır, sizin yüzünüzden Hızır'a acıyacağım neredeyse. Acıma o... Acıma. La acıyın lan biraz bana. La biraz bana acıyın lan. He? Aile, çocuk mefhumu falan filan yok. Şimdi ben nereden çıkıyorsun alıp işte bu bombacı yaz bizim varmak istediğimiz yere çoktan varmış. Amcam doğru söylüyor. Ne zaman yanlış söyledim lan? İlyas amcam doğru söylüyor. Ne konuda yeğenim? Amca, Servet abi bu bir tuzaklarında çok başarılı demişti bu bombacı için. İki taraflı çalış. Sen de küçükken konuşmaydın. Bir okunmuş şeker yedirdim. O gün bugün ağzını kapatmayız. Ben de tam 6 aylıkken konuşmaya başlamışım. Yazık Mübeccel abla, geç kalmışsın. Doğar doğmaz konuşman lazımmış senin. 6 ay. Nasıl bekledin? Ay yazık.